Hanımlar, beyler. Üçüncü yarışmacımızla masada buluştuk. Hiç kelimelerle ilgili bir alakası olmayan bir konuda konuşuyorduk ki cart diye yayına girdik. Didem Hanım, ne var ne yok? 38 yaşındayım. Tam diyordu ki yaşımı söylemeyeyim mi? Ne yapayım derken 38 yaşındasınız. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Evet. Evliyim. Evet. 10 yaşında Umay adında bir kızım var. Adı ne? Umay. Aa, çok güzel. Umay'a buradan selam söylüyoruz. Bizim çalışma arkadaşımız var bir tane, Umay. O bugün burada değil. Burada olsaydı çok sevinirdi gerçekten. Yakınınız olarak da bizim Umay'ı kullanırdık. Ama bugün yine kadrolu yakın olarak bir beyefendi gelmiş sizinle gibi davranıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba mı? Merhaba. Ha, pardon. İsminiz neydi? Ozan. Ozan Bey. Hmm. Parayı hak etmeye başladı sevgili izleyenler. Ozan Bey, ne yap? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an bir kafede çalışıyorum. Ne olarak? Garson olarak. Garson olarak. Aynen. Çalışıyorsunuz. Gayet güzel. Peki Didem Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Uzaktan kuzeniyim. Uzaktan kuzen ne demek efendim? Uzaktan kuzen şöyle, birinci dereceden değil ikinci dereceden kuzenim. O dereceleri bize anlatır mısınız? Anlatmasam olur mu? Olur tabii de yani ha, derece deyince insan merak ediyor. Benim de varsa ikinci derece bileyim diye. Dedelerimiz kardeş, öyle söyleyeyim. Dedelerimiz aynen, kardeş. Çok öyle uzak şeylerden. Ozan Bey, siz bayağı dolandırıcı gibi bir şeysiniz gibi duyuluyor. Geldim ya. Peki yakın mısınızdır Didem Hanım'a? Vallahi küçükken bir kere görmüşüm var. İstanbul'da yaşadığım için Ankara'dan gelip... Aynen, berbat bir kuzeniniz varmış. Güveniyor musunuz yarışma konusunda? Güveniyorum, evet. Güveniyorsunuz. Aynen. Bana güvendi. Size güvendi de biz size güvenmiyoruz Ozan Bey. Sağlık olsun. Ayaklarınıza sağlık, çok sağ olun. Hangi kafede çalışıyordunuz onu duyalım da gelmeyin. Yok, onu söylemeyeyim. Zaten yasak biliyorsunuz, söyleseniz de duymamış gibi davranacağız. Didem Hanım, kelimelerle aranız nasıl? İyidir yani, ben de bulmaca ekolüyle büyüdük yani. Hı-hı. Küçükken gazetelerden çıkan, evet. Çengel, sarmal, ne varsa. Ne varsa çözüyorduk değil mi? Doğru. Peki evde denediğinizde nasıl gidiyor? Yani gün gün değişiyor, bazen hiç bilemiyorum, bazen ya. 9000'i geçiyorum. Ay hadi inşallah. Bilmiyorum. İddialı mısınız diye soracağım ama. Yani şu an buna cevap vermek istemiyorsunuz gibi. Şu an değil ama bitince bakacağız. Bitince evet yani sonuca göre. Sonuca göre karar vereceğiz. Peki efendim, şimdi sizin 21 harf alma şansınız var. 21 harf alırsanız da 3 saniye bize bırakacaksınız. Bu Yasemin Hanım'ı geçebilmeniz için gerekli olan bilgi. Ama daha Büşra Hanım var. Yani onu da düşünerek daha az harf alabilirsiniz. Belki hiç harfe ihtiyacınız olmaz. Bilemiyoruz ki neler olacak. Ne diyorsunuz, başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tek veya çift kullanılabilen bir takı türü. Küpe. Küpe, doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Minare, kubbe, bayrak direği gibi yapıların tepesinde bulunan ay yıldız biçiminde süs. Harf alayım. Harf veriyoruz efendim. L. Alem. Alem, doğru cevap. Geçtik 5 harfli ilk kelimemize. Bakalım 5 harfli ilk kelimemiz nasıl bir şeymiş. Pastırmayı kaplayan macun kıvamındaki yiyecek. Çemen. Doğru cevap sevgili izleyenler. Gıda mühendisi olarak bunu bilemeseydim. Evet, biraz arkanızdan çok konuşulurdu. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl geliyor. Delecek, delgeç gibi isimlerle de anılan araç. Harf alayım. Harf verelim. Zımba. Ney? Zımba. Zımba, doğru cevap. Efendim, altı harflilere geçtik. Altı harfli ilk kelimemiz geliyor. İnandırıcı olmaktan uzak, baştan savma veya uydurma sebep. Bahane. Bahane, doğru cevap. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım neymiş o. Yandaş, taraftar anlamında Arapça, Farsça karması bir söz. Arapça, Farsça karması. Ortaya karışık yapıştırdık. Hadi buyurun. Yandaş, taraftar. Aslında şey, bu muymuş diyebileceğimiz yani bir kelime. De. Yandaş, taraftar, yancı. Okey de.
Yancılar olur. Harf alayım. Harf verelim. T efendim. Bir kimseyi desteklemek anlamında. Taraf, taraftar. Bir harf daha alabilir miyim? Alalım. Mesela... Lehtar. Lehtar doğru cevap. Ben burada nerelere gidiyordum yani. Ben de bir gittim ama L çıkınca. Lehinde, aleyhinde falan oralardan buldurur muyum diye düşünüyordum ki buldunuz. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz kahvaltıların baş köşesinden geliyor. İşte sorusu. Fransızca kökenli adı alakok olan yumurta. Sahanda. Yok efendim. Ama öyle yumurtayı bir şey. Yumurtayı hiç sevmediğim gerçekten için. Gerçekten mi? Ama bilirsiniz. Kayısı kıvamında. Ha, işte onun biraz daha şeysi. Az pişmiş değil. Aa. Harf alabilir miyim? Harf verelim efendim. Çünkü o kelime gelmedi aklına. F. Rafadan. Rafadan doğru cevap. Yumurtayı sevmediğiniz için kelimeyi mi bilmeyeceksiniz değil ama ben de sizi anlamadım ya. İnşallah hep sevdiğiniz şeyler gibi. Yani. Hay Allah bakayım burada sevmediğiniz bir şey var mıymış diye bakıyorum. Evet. Şimdi efendim 3200 puanımız var. 2 dakika 16 saniye süremiz var. Bir harf alma şansınız var ama şu an önemli bir bilgi değil. O yüzden zart diye 7 harfli ikinci kelimeyi soruyorum. Efendim sorumuz geliyor şu şekilde. İşe yaramaz, yararsız anlamında kullanılan argo bir söz. Gereksiz, faydasız. Daha böyle şey çok bir kelime gibi değil yani. Pasafiso. Gibi bir şey de ikileme değil, tek kelime. İşe yaramaz, yararsız, faydasız. Gitmiş hediye diye nokta noktadan bir telefon almış. Harf alabilir miyim? Harf verebilir miyiz? Tırışka. Ne? Tırışka. Tırışka doğru cevap. Didem Hanım siz de fark ediyor musunuz sevgili izleyenler bilmiyorum ama Didem Hanım bir noktada böyle 5 saniye kadar meditasyon yapıyor. Ondan sonra biliyor. Çok enteresan. Özümsüyorum. Özümsüyorsunuz. Beni de tedirgin ediyorsunuz çünkü... Bu ne ya falan deyip gözünüzü açabilirmişsiniz gibi de geliyor. 8 harfli ilk kelimemiz efendim yapım eki almış inanır mısınız? Buyursunlar bakalım kimmiş o? Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik. O kadar basit düşünmeniz gerekir ki. Estetik bir zevk, coşku. Sevgi. Zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik. Bir şeye baktınız, beğendiniz. Hoşgörü, nedir o? Beğenme. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı gördünüz ve çok beğendiniz onu. Bugün çok ne görünüyorsun dersiniz? Hoş. Harif. Harf alabilir miyim? Alırsınız tabii efendim. Buyurun harf verin. Z. Zarif değil. Değil efendim. İyilik yapmak anlamında da bana bir nokta nokta yap denir. Güzellik. Güzellik doğru cevap. Yumak için teşekkürler. Ne için teşekkürler? Yumak. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. İnşallah yumaksız bilinir. Buyurun. Karayollarının kenarında yol seviyesinden daha aşağıda kalan ve tehlike içeren bölüm. Viyadük. Değil efendim. Tehlike içeren. Daha aşağıda. Uçurum. Gibi bir şey. Harf alabilir miyim? Verelim efendim. Harf verelim. P. Rampa değil. Macarca kökenli. Köken çok merak eden izleyenlerimize gelsin. Süre gidiyor. 18 saniye var. Şarampol. Şarampol doğru cevap. Şimdi 17 saniyemiz kaldı. 4 tane sorumuz var. O yüzden biraz hızlı olacağız. Bakalım nasıl geçecek bunlar. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Yine ensem çekilmeye başladı. Buyurun. Agresif, mütecaviz sözlerinin Türkçe karşılığı. Sinirli. Gibi bir şey. Daha agresif düşünün.
Harf alamıyoruz. Agresif. Agresif. Sinirli harekete geçiyor. Ne yapıyor yani? Mütecaviz diyemiyorum. Yok bilemedim ya. Silahlı nokta nokta tutuklandı. Silahlı nokta nokta tutuklandı. Silahlı sinirli tutuklandı. Hücum etmek. Hücum. Saldırgan. Didem Hanım. Üzgün alkış ya. Hiç bekler miydiniz üzgün alkış sevgili izleyenler şu noktada? Didem Hanım gerçekten yüzdü yüzdü kuyruğunda. Ay ben kesildim geri dönüyorum dedi. İnanılır gibi değil. Gerçekten az daha rekor kırıyordunuz ki neler oldu. Efendim 9 harfli ikinci kelimemiz tek başına değil 2 kelime olarak geliyor. Bir de mastar bağlamış yanına geliyor. Arkasından mastarıyla geliyor. Buyurun. Birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak. Süre gidiyor. Kabul etmek. Gibi bir şey. Evet. İddiasını doğru bulmak. Aa, o ben... Onaylamak. Gibi bir şey, evet. Hukuk. İki kelime. O bir şey söyledi, siz ona nokta... Onay vermek. İkinci kısmı doğru. Onay, hak vermek. Ne? Hak vermek, doğru cevap. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz mastarı ile geliyor ama tek kelime. Mastarlı bir tek kelime. Buyursunlar. Güç gösterisinde bulunmak, ucuz kahramanlık gösterisi yapmak anlamında bir tabir. Ucuz kahramanlık ya, güç gösterisinde bulunmak. Böyle. Dayılanmak. Dayılanmak doğru cevap. Yani o hareketimiz olmasa. 10 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi Türkçe bir kelime. Sanki diğerleri neceydi. Buyurun. Bir konuyu veya eseri her yönüyle değerlendiren, tenkit eden bir kişi. Daha böyle tenkit ediyormuş gibi düşünün. Eleştirmen. Evet, eleştirmen doğru cevap. Çok çabuk bulundu, o emin olamadım o yüzden. Beni ne batırdı, saldırgan mı batırdı? Yok, sizi evet ya saldırgan. Saldırgan mı? Gideceğim sağ sola saldıracağım. İnşallah siz saldırganlaşmazsınız Didem Hanım. Gün birinciliğini kıl payı kaçırdık. Olsun bir dahaki sefere... Olmadı, okey oynarız. Okey oynarız. Çünkü neden? Sizin uzaktan kuzeniniz okey seviyor. Hanımlar, beyler, Didem Hanım'a alkışlarla yerini uğurlarken son yarışmacımız geliyor.